Merhaba arkadaşlar, Pessevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu Perşembe günü eFootball 2023'ün son perşembesi arkadaşlar. Ve bu Perşembe günü de Player of the Week paketinin gelmesi bekleniyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü 4 gün daha oyunumuz var. Ve bu hafta öne çıkan futbolcuları Perşembe günü bekliyoruz. Peki kimler gelebilir? Bu videomuzda onlara bakacağız. Bazı yüksek seviyeli futbolcular son maçlarında iyi işler yaptı. Gol, asist yapanlar var. Mbappe, Sterling ve birkaç tane daha önemli yıldız. Yüksek seviyeli olabilecek isimler bu Perşembe günü haftanın oyuncularına gelebilir. Ancak Player of the Week tahminlerine geçmeden önce dün Manchester City takımının paketi gelmişti. Belki buradan top açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa paketteki oyuncuların kadromuzdaki maksimum seviyeleri bunlar. 96'dan 99'a çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Haaland, Ederson, Kevin De Bruyne 99 seviyeye kadar çıkmakta. Bernardo Silva 98, Foden 98, Alvarez 96, stoperler de 95-94 seviyeli. Ben dün top açılımı gerçekleştirdiğimde en düşük seviyelere çıkarmıştım. 2 tane stoper, bir de Bernardo Silva geldi. Yüksek seviye olarak Bernardo Silva'yı çıkarmıştık. Peki bu Perşembe günü kimler gelebilir arkadaşlar? Önce İngiltere Ligi'nden başlayalım ve Sterling'le başlayalım. Geçen sezon Chelsea ve Chelsea'deki yıldız futbolcular İyi bir sezon geçirmemişti. Ama Chelsea bu sezon bambaşka. 3-0'lık galibiyet aldı bu hafta. Sterling'in 2 golü var. Gelme ihtimali çok yüksek. Güzel, hızlı, çabuk bir kanat futbolcusu. Bu maçta ayrıca Gusto da 2 asist yaptı arkadaşlar, ama Sterling biraz daha ön planda bu maçta. Wolverhampton deplasmanda Everton'ı 1-0 yendi. Kaleci adayları birkaç tane var bu hafta. Onlardan bir tanesi Wolverhampton takımının kalecisi Jose Sa. Gol yemedi deplasmanda ve 7 kurtarış yaptı. Fakat Jose Sa'dan daha fazla kurtarış yapan, ön plana çıkan kaleciler de bu hafta bulunmakta. Manchester United kendi evinde 3-2'lik galibiyet aldı. Bu maçta golleri atanlara baktığımızda orta saha futbolcuları. Birinci adayımız Bruno Fernandes. Penaltıdan da olsa bir gol kaydetti. Yanında bir de asisti var. Christian Eriksen'in bir golü, Casemiro'nun da bir golü bulunmakta. Ama bu maçta bu 3 futbolcu içerisinde Bruno Fernandes bir adım daha önde durmakta. İngiltere Ligi'nde en güzel maçlardan bir tanesi arkadaşlar. İzlemediyseniz özetini izlemenizi öneririm. Her saniyesi keyifliydi. Brighton kendi evinde 3-1'lik yenilgiye uğradı, ama Brighton'da o kadar şut çekti ki rakip kaleye, bir türlü West Ham kalecisini geçemedi. Ya direğe takıldı ya kaleciye takıldı. Dünyalar kadar şut çektiler. Sadece bir gol atabildiler. Bu maçta West Ham'ın kalecisi gol yese de 9 kurtarışı var. Birçok şut belki üstüne gelmiş olabilir, ama doğru pozisyon aldı kalesinde. O şutların gole dönüşmesini engelledi. Çok güzel bir maç çıkardı. Kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynadı. Ama bir tane gol yediği için Konemi belki seçmeyebilir arkadaşlar. Şu golü de yemeseydi kesin bu hafta Areola gelirdi. İngiltere Ligi'nde Aston Villa'nın deplasmanda 3-1'lik galibiyeti var. Bu maçta tek aday bulunmakta. O da Matty Cash. Sağ bek kartına sahip oyunda. Fakat bu hafta Aston Villa 3 stoperli kanatlı 3-4-3 tarzı bir dizilişle oynadı. Matty Cash de orta sahanın sağında, sağ kanat pozisyonunda oynadı arkadaşlar. 2 gol kaydetti, ama gollere baktığımızda usta işi goller attı. Ceza sahasına, koşullarına bayıldım arkadaşlar. Çok güzel ceza sahası içerisine koşular yapıyor, iyi pozisyon alıyor ve son vuruşları da temizdi. Oyunda bek kartına sahip olmasına rağmen hücum tarafı eğer Player of the Week'e gelirse yüksek olacaktır. Hem kanatta oynar hem bekte oynar. Hücum gücünü Konami'nin yükseltmesi gerekiyor. Matty Cash bu performansını devam ettirirse oyunda ileride daha da güzel kartları gelecektir. İngiltere Ligi'nde haftanın maçlarından bir tanesi, belki de haftanın maçı diyebiliriz. Liverpool deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 ile geçti arkadaşlar. Ama normal bir maç olmadı bu maç. Newcastle United, ben istatistikleri de size göstermek istedim. Newcastle United Liverpool kalesine 23 tane şut çekti. Sürekli şut çekiyorlar, ama bir türlü ikinci, üçüncü golleri bulamadılar arkadaşlar. Bir de Liverpool 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen Newcastle bu maçta ikinci golü atamadı. Sonra Darwin Núñez Liverpool'da oyuna sonradan girip 2 tane gol kaydetti. Bu maçtan gelecek isim eğer Konami oyuncu seçerse Darwin Núñez'tir. Hem de süper yedek becerisiyle gelmesi lazım. Oyuna sonradan girdi, 2 de gol kaydetti. Tabii Newcastle, yani Liverpool böyle yakalamışsın. 10 kişi zaten çok da gelemiyor kalene artık. Yenmen gerekiyordu. Newcastle United'ın kadrosu da çok güçlü. İyi de yıldızları var. Bu kadar da şut çekiyorsan, tamam şutların bazıları direğe çarptı. Alisson'un birkaç tane harika kurtarışı var. Ama avuta vurdukları da var. Bir şekilde bu maçı kazanması gerekiyordu. Darwin Núñez için de bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Geçen sezon Liverpool'a transfer oldu. Çok büyük bonservis bedeli verildi kendisi için. Çok da iyi bir sezon geçirmedi.
Hani goller, asistler yaptı ama beklenti daha yüksekti. Biraz beklentinin altında kaldı. Bu sezonda zaten yedek kulübesinde oturuyor. Sonradan oyuna girmekte. Belki bu maç kendisi için bir çıkış maçı olabilir. Umarız Darwin Núñez de gollerine peşi sıra devam eder. İngiltere Ligi'nde gol krallığında onu da görürüz diyelim. Devam ettiğimizde arkadaşlar, İtalya Ligi'ne geçtiğimizde İtalya Ligi'nde birkaç tane aday bulunmakta bu hafta. Monza'nın 2-0'lık galibiyeti var. Burada göbek futbolcusu Kolpani 2 gol atmış. Ben listeye dahil ettim. Monza'nın da Konami ile özel anlaşması bulunmakta. Belki getirir diye. Milan takımı 4-1'lik galibiyet aldı. Burada adaylar biraz fazla arkadaşlar. Aslında bana bakılırsa ben Hernandez'i seçerdim. Sol bek futbolcusu Hernandez öyle bir gol attı ki. Topun dibine bir girdi. Çok güzel, klas, usta işi bir gol kaydetti. Rafael'a güzel bir ara pası verdi. Hernandez kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Ben o golü izledikten sonra ya dedim Hernandez kesinlikle gelmeli. Ama bu maçta Giroud'un 2 golü var. Fakat penaltıdan olduğu için Konami pek penaltıları önemsemiyor. Pulisic bir gol attı, güzel de oynadı. Rafael Leão'nun asisti var. Konami birini seçerse herhangi birini seçebilir arkadaşlar. Rafael Leão, Pulisic, Giroud, Hernandez. Ama ben birini seçseydim o golü gördüm ya, Hernandez'i kesinlikle seçerdim. İzlemediyseniz o Hernandez'in golü için bu maçın özetini izlemenizi öneririm. İspanya Ligi'ne geçtiğimizde son şampiyon Barcelona 4-3'lük galibiyet aldı ama çok ilginç maç oldu. Barcelona takımı 2-0 öne geçti. Villarreal 2-2 yaptı. Barcelona 4-3 bir şekilde maçı kazanmayı bildi. Bu maçta çok genç bir futbolcu sahadaydı. Geçen hafta da oynadı. Bu hafta çok daha iyi oynadı. O isim de Yamal arkadaşlar. Belki telaffuzu farklı olabilir. Yamal, Yamel. Ya ben Yamal dedim ama bir daha spikerden dinlemek lazım. Sizler de yorum yazarak paylaşabilirsiniz isminin doğru telaffuzunu. Çok genç bir futbolcu. Bir asist yaptı. Gole çok yaklaştı. Direkten dönen topu da var. Keşke gol de atsaydı. Belki Konami bu genç futbolcumuzu bu hafta Player of the Week'e getirebilir. Bu haftanın çünkü en dikkat çeken olaylarından bir tanesi. Çok genç yaşta çok da güzel bir oyun oynadı. İlerleyen yıllarda ne seviyeye gelecek acaba? Herhangi bir sakatlık falan yaşamazsa, kendi gelişimini devam ettirirse bu futbolcunun önü çok açık arkadaşlar. Bu yaşta bunları yapabiliyorsa Villarreal deplasmanında ilerleyen zamanlarda çok daha fazlasını yapacaktır ama bu futbolcumuzla alakalı bir durum var. Konami oyunda bu futbolcumuzun boyunu 1.65 olarak tanımlamış. Kartının özelliklerine baktığımızda 1.65 boyunda, 15 yaşında, 70 kilo, 3.200 GP'ye satılmakta. Fakat gerçek hayattaki boyu 1.65 falan değil arkadaşlar. Transfer markete baktığımızda bu futbolcunun boyu 1.80 ama oyundaki boyu 1.65. Olur da Player of the Week'e gelirse şimdi bu futbolcunun boyu kaç santim olacak? Büyük ihtimalle Konami boyunu güncelleyecektir ama bu kadar da farkı olmaması lazım. Oyun içerisinde zaman zaman böyle boy farklılıkları olabilmekte. Sonuçta Barcelona takımının futbolcusu. Olur da Player of the Week'e gelirse bir boyuna bakalım arkadaşlar. Fransa Ligi'ne geçtiğimizde Marsilya kendi evinde 2-0'lık galibiyet aldı. Burada stoper futbolcusu Mbamba'nın bir golü var arkadaşlar. Stoper olarak gol attı. Takımı da kazandı. Bu hafta kendisini belki haftanın oyuncularında görebiliriz. Ve gelirse en yüksek seviyeli isim olacak futbolcu Mbappe. Paris Saint-Germain son maçında kendi evinde 3-1'lik galibiyet aldı. Ve bu maçta Mbappe 2 gol kaydetti. Gelme ihtimali var ve gelirse de sol açık olarak gelmesi lazım arkadaşlar. Çünkü Paris Saint-Germain 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıktı ve Mbappe de sol açık pozisyonunda oynadı. Konami Player of the Week'i oyuncu seçerken maçta hangi pozisyonda oynamışsa ona göre kartını dizayn etmekte, ona göre becerilerini değiştirebilmekte. Mbappe'nin gelmesini isterim. Elinde olmayan arkadaşa inşallah çıkar. Ama belki de elimizde Mbappe'nin kartları bulunuyor da olabilir. Ha gelirse farklı becerilerde, güzel becerilerde, değişik belki bir oyun tarzıyla farklı bir kart olarak gelirse o anlamda heyecan oluşturabilir. Fransa Ligi'nden yine devam edelim arkadaşlar. Reims'in 3-1'lik galibiyeti var. Burada göbek futbolcusu Teuma 2 gol 1 asist yaptı. 3 gole de doğrudan katkı sağladı. Ha, normal kartı çok yüksek seviyeli değil. Ha, gelirse Player of the Week'e belki 90-91'lik kartı da olabilir. Taş çatlasa 92. Lorient'in 4-1'lik galibiyeti var. Defansif orta saha Abergel 1 gol 1 asist yaptı. Feyenoord 6-1'lik galibiyet aldı ama bu maçta birkaç tane aday var. Göbek futbolcusu VfR 1 gol attı ve maçın adamı kendisi seçilmiş arkadaşlar. İstatistikleri falan da çok güzel. Göbek futbolcusu Timber'ın 1 gol 1 asisti var.
Sağ bekte oynayan futbolcu da bir gol kaydetti. Bu 3 futbolcudan birisini Konami tercih edebilir. Bunların dışında bir de bu hafta ön plana çıkan isimler var. Gelme ihtimali belki diğerleri kadar yüksek değil ama yine de belki Konami seçebilir. Brentford Crystal Palace maçı 1-1 bitti ve Konami berabere biten maçlarda birçok zaman oyuncu seçmemekte. Fakat stoper futbolcusunun bu maçta bir golü var. Belki tercih edebilir. Manchester City deplasmanda 2-1'lik galibiyet aldı. Galibiyeti getiren golü Rodri kaydetti. Fiorentina Lecce maçı 2-2 bitti. Burada göbek oyuncusu Duncan'ın bir gol bir asisti var. Bayern Münih 3-1'lik galibiyet aldı. Alphonso Davies de bir asist yaptı. Belki sol bek pozisyonu için Alphonso Davies'i düşünebilirler ama Alphonso Davies geçen hafta süper oynamıştı. Harry Kane'i tercih ettiler ilk maçında gol ve asist yaptığı için. Bu hafta da Harry Kane goller attı ama şu anki Player of the Week'te olduğu için Harry Kane'i tercih etmeyecektir. Harry Kane'i çıkan arkadaşlarımız varsa da Harry Kane'in form durumu A olarak devam edecektir. Çünkü bu hafta da kendisi goller kaydetti. Player of the Week haftanın oyuncuları paketine gelebileceğini düşündüğüm isimler bunlar arkadaşlar. Bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şu futbolcu da gelebilir, bu futbolcuya ben de katılıyorum dedikleriniz varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.